Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuşuk derişimiz. Kınav istiklalar ekranımızı bulsun. Norvegiyada Xitayga karşı namayış ötküzüldü. 15 may Norvegiyaning poytaxti Oslo shahrida Norvegiyaga ziyorat kelgan Xitoy xalq qurultoyi raisi Li Jianshuga qarshi birlashma namoyishi o'tkazildi. Namoyishga Norvegiya va atrofdagi davlatlardan kelgan Uyg'urlar, Tibetlar va xalqaro kishilik huquq tashkilot a'zolari qatnashdi. Parlament binosi oldiga Li Jianshuni qarshi olish uchun Xitoylar ham kelgan bo'lib, Xitoyga qarshi namoyishchilarning qarshi tarafida turib varqirishib, namoyishchilarning ovozini bostirmoqchi bo'lishdi. Namayışçılar Xitay tecavüzcilerini Şarkı Türkistan halkı üstünün yürgüzvatkan bastırış ve kırgıncılıklarının toxtişini ceza lagerlerdeki tutkullarına koyup berişini talep kıldı. Xitay heyeti bilen sökbet ötküzülgen bina bilen namayışçılar turgan yerinin aralığı bek yıkın bulup, Xitay heyeti Uyghurlarının gazeplik namayışını anlap durdu. Ularının kulukluğu toxtumasının kirevatkan namayışçılarının yanarak avazi Xitay heyetini rahatsız kılgallıkı ularının çırayıdın bilinip kaldı. Şundaqla bu namayışını yerlik halıq mı kan kölemde kolladı ve Xitayga karşı narazılıkını bildirişti. İstanbul'daki Uyghurlar Ramazan ibadetini birleşip ötküzmekte. Mübarek Ramazan kirgende beri Şarkı Türkistan Ölümalar Birlikinin yetekleşi bilen İstanbul'da yaşavatkan Uyghurlar burun körülüp bakmağın derecede bir yerge cem bulup Ramazan ibadetini birlikte ötküzmekte. Xitayning Sharq Turkistonda yurgizayotgan bastirish, qirg'in qilish, izzat hurmatini dafsanda qilish qatorliq jinoyatlarga qarshi turishda ittifoqlik birlik bo'lmasa bo'lmaydiganligini tunib yetgan Sharq Turkiston xalqi guruh tabiqa ayrimay bir yerga yig'ilib, Ramazon ibodatini birlikda qilishga boshladi. Ulamolar birligining o'rinlashtirishi bilan har kuni iftordan burun yig'ilgan jamoatga har xil temada da'vatlar so'zlanmoqda. Birleşip iftar kılınğandan keyin birlik tarafından orunlaştırılgan yetişken qariler taravih namazına imamlık kılmakta. Cemaat yana yerim keçide alahide seferber kılınıp tahaccüd namazını devamlaştırıvatkan olup, iftardan ilgiri taravih namazı ve tahaccüd namazı qatarlıq dua icabet bulduğun peyitlerini çın tutup, topluşup dua kılışmakta. Dualarda asaslıqı Xitay tecavüzcülerinin qattıq bastırışı ve kırgın kılışı astıda kalan Şarkı Türkistan halkının tezirek zulümdün kutulup erkenlik çıkışı, Xitay komünist rejiminin halaketi tilinip dualar kılınmakta. Trump, Huawei hakkıdaki karar namiga imza koydu. Amerika Avazı Doğru'nun bugünkü haberde bildirilişçe, Trump, Xitay'nın Huawei şirketiyle alakadar karar namiga imza koygan. Haberde görüntülüşçe, Aksaray bayanatçısı Sarah Sanders yazın bayanatı ilan kılıp, Trump'ın ilim-pen, uçur alaqı teknikleri ve mülazimetleri bilen təminle sistemesini qoğdaşdigan mavzudiki prezidentlik kararnamesine imza koyganlıqını. Kararnamege asasen Trump'ın Amerika şirketlerinin devlet bihaterlikigi təhdit şekillendirdiğin devletlerden telefon, telegraf, uçur alaqı əslahalarını elişini çekleydiğanlıqını. Amerika'nın telefon, telegraf, uçur alaqı doğrunu qoğdaş məxsidə devletlik ciddi halet elan kılganlıqını. Kararnamenin hücum nişanının Xitay ikkallikini Trump hükümetinin bunundan keyin Huawei şirketi bilen ticaret kılgan Amerika şirketlerine mu embargo yürgizeleydiğanlığını bildirdi. Xitay Amerika'ya karşı halık uruşu kozgumakçı. Haberler vakti doğrunun 14. maydaki haberge asaslanğanda Xitay taratkolleri Trump hükümetinin Xitay mallarına karatkan zor miktardaki tamojini beci östürüş siyasetine karşı Xalq urushi qo'zg'ash uchun tashviqatni kuchaytirishga boshlagan. Xabarda Amerika prezidenti Donald Trump 300 milliard dollarlik Xitoy mollariga tamojni beji o'stirish haqida bishorat bergan hamon Xitoy doiralari o'z xalqini Amerikaga qarshi qutirishga boshlaganligi. Xitoyning zuvani bo'lgan Xinhua agentligi to'rbetida Amerikani ochko'z manmanchi deb sifatlash bilan birga Amerikaning bu nochiligi hamon bir kuni mag'lub bo'ladi. Biz Amerika bilan elishib, huquqimizni qo'g'daymiz degan mazmunlarni kuchab tashviq qilishga boshlaganligi bildirildi. Egilincha Xitoy turbatlarida e'lon qilingan maqolalarda savdo urushini Amerika hukumatı boshlaydi, ammo bu urush Amerika fuqarolarining hammasiga ta'sir ko'rsatdi. Xitoydagi har millat xalqi bu qatimqi savdo urushining tahdidiga uchradi. Bu biz uchun bir maydon xalq urushi bo'lib hisoblandi degan so'zlar orqali
Amerika xalqını və Xitay xalqını Amerikaya qarışdırışqa quturtudugan məzmunlarga kən orun berildi. Devlet orunun 15. mayıdaki haberde malum oluşça, Amerika hükümeti Xitay'nın 300 milyar dolar kıymetindeki mallarga karata tamojunu beje östürüşünü planlagan. Haberde Amerika Xitay otorisidiki soğudu orışının keskinleşip, Xitay taraf Amerika bilen ahirgıçı ilişidigallıkını bildirgendeyken, Amerika hükümeti tamojunu beje koyuş imkaniyeti bolgan 300 milyar dolarlık Xitay mallarını tizimlap çıkkallıkı. Bu tizimlikinin 3805 türünü öz içige alıdigallıkı, bu yana Trump'ın 5. mayıdaki agahlandırışını emelge aşırışıdaki muhim bir kadem işkelleri bildirildi. Aldınkı hepte Amerika Prezidenti Donald Trump, Xitay'nın 200 milyar dolar kıymetindeki mallarına tamojunu beje östürdüğallıkı hakkında bayanat ilan kılgan. Xitay 13. may inkas kaytırıp, Amerika'nın 60 milyar dolar kıymetindeki mallarına tamojunu beje östürdüğallıkını çekarlıgan idi. Türkiye bilen Xitay Beijing'de uçuruşudu. Anatolia Agentliği'nin bugünkü haberde malum buluşça, Türkiye-Xitay arasındaki siyasi müzakereler Beijing'de devamlaşıdıkken. Haberde Türkiye Taşkışlar Ministerliği'nin Sedat Önal başçılığındaki bir heyetinin bugün Beijing'e yitip barğanlığı. Beijing'de Xitay Taşkışlar Ministerliği'nin Liu Qing bilen görüşüdüğanlığı, görüşte iki devlet münasebetleri, rayon ve halkaralık meseleler müzakere kılındığanlığı bildirildi. Gözetkiçiler bu uçuruşta Şarkı Türkistan meselesinin kün tertipki kilip gelmeydiği alıqıga dikkat kılmaqda. Gollandiya bundan kiyin Xitay'a aldırap işenmeyimiz dedi. Amerika Avazı Tori haberde bildirilişe, Gollandiya hükümeti bu çarşamba Xitay stratejisini resmi ilan kılgan bulup, bundan kiyin Xitay'a aldırap işenmeydiği alıqını Xitay texnikalarına tayinip qilish ve Xitay'nın natoğru soğudu rekabetleşiş meselelerini hal qilish kararı kelganligini, şunaqla Xitay'a tanqidi meydanda turup muameli qiladiganligini bildirdi. Xabarda ko'rsatilishicha, Gollandiya hükümeti Xitay'nın künsiri kuchayotgan ta'sir kuchiga qarata aniq bir mavqe bekitish uchun bu strategiya planını tuzishni bir yil burunla başlagan. Gollandiya'nın Xitay'a qarata eksport summasi 2017 yili 11 milyard euro bo'lgan. Ama import summesi 36 milyard eurodan eşip ketgan. Hüccette monolar körüstildi. Xitay'nın dünyada bir kişilik orunga erişişi akılığa uygun. Ama bu çokum adil rekabet ve halkaralı kaydı nizamlarına uygun buluşu gerek. Hüccette yana Gollandiya'nın Xitay'a bulan hemkarlıkka ehmiyet beridigallıkı, ama Xitay'nın tor hücumi ve ideologiya cahitiki təsirge katlıq dikkat kılıdigallıkı. Şunaqlı qolluq texnikalarda Xitayğa tayinib qilishni xohlamaydiganligi bildirildi. Gerçi Gollandiya hükümeti Xitayning Huawei qatarlıq şirketlerini cheklash haqida aniq ifoda bildirmagan bo'lsa-mu, ama aloqa ishlari hozircha yadroli qismlarga Xitayning aslihalarini qo'llanmagan. Amerika Iroqdagi diplomatlarga davlatdan chiqib ketish yo'l yo'riqini tushirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Tashqi ishlar ministerligi Bag'dodda turishliq elchixonasidagi 2-chi darajalik barliq xodimlarini Iroqdan chiqib ketishini talab qildi. Amerikaning Bag'doddagi elchixonasining internet sahifasida e'lon qilingan uqtirishda Iran bilan Basra bo'g'izida kuchayib ketayotgan harbiy surkilish tufayli diplomatik vakolatxonalarda zaruriy shundoqli jiddiy vazifasi bo'lmagan barliq xodimlarning Iroqdan chiqib ketishi to'g'risida yo'l-yo'riq tushirilganligi eskartildi. Yo'l-yo'riq Washington doirlarining o'tgan hafta Iranning va rayonda uning nomidan harakat qilayotgan kuchlarning Amerika fuqarolari va manfaatlariga ziyon yetkazish maqsadida vaqa paydo qilishni planlaganligining aniqlanganligini e'lon qilishdan keyin tushirildi. Amerika elchixonasi yakshanba kuni bayonot berib, Amerika fuqarolarini kuchayib ketayotgan surkilish yuzasidan Iroqqa sayohatga bormaslik to'g'risida ogohlantirgan edi. Yana bir tarafdan New York vaqt kelsining xabarda Oqsaroy doirlarining o'tir sharqdagi Amerika qismlariga Iran tarafidan hujum qilingan yoki Iran yadro qurol ishlab chiqarish xizmatlarini texnomi quyuqlashtirgan taqdirda rayonga 120 ming askar yollash planini muzokaralashganligi bildirildi. Xabarda Amerika davlat mudofaa ministri vakili Patrick Shanahanning mazkur planni Donald Trump hukumatiga payshanba kuni sunganligi uqtirildi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertiki programımızda görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlık hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.